Dünya borsaları dip seviyelerden gelen %2'nin üzerinde alışlarla toparlanarak haftayı bitirdi. MSCI tüm ülkeler endeksi 2021 Kasım ayında gördüğü zirveye göre %20 aşağıda olan ayı piyasası sınırından döndü. Borsalardaki toparlanmayı temel veri akışından çok Powell'ın konuşması, bireysel yatırımcıların geri gelmesi, destek seviyelerinden dönme gibi teknik gerekçelerle açıklayabiliyoruz. Kalıcı olduğuna ikna olmamız için S&P 500'ün yeniden 4100 seviyesini geçmesi gerekiyor. Borsa İstanbul saat farkının da etkisiyle dünyadaki yükselişe sınırlı oranda katılabildi. Altın, enerji, gübre ve havacılık öncülüğündeki yükselişe otomotiv ve banka katılamadı. Doğan Holding, Koza Grubu, Selçuk Eczar ve Tekmen güçlü hisselerdi. Borsa İstanbul dolar bazında 200 günlük ortalaması olan 2435 seviyesinin altında kapattı. Zayıf Çin verisinin ardından Amerika ve Avrupa vadilerindeki kayıplara rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir açılış görüyoruz. Banka hisseleri endeksin gerisinde kalmaya devam edebilir. Eurobond ve CDS'lerdeki satış bizi rahatsız ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2400 ve 2435. Tepki alışının kalıcı olduğuna inanmamız için 200 günlük dolar ortalamasının üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Açıklanan otomotiv Nisan üretim İhracat ve Pegasus yolcu verilerine özel bir piyasa tepkisi öngörmüyoruz. Bugün hareketlenmesini beklediğimiz hisseler Koza Altın, Koza Anadolu, Petkim, Şişecam, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.